İstanbul'umuzun manevi büyüğü, İstanbul'umuzun efendisi, Peygamberimizin sahabelerinin en büyüklerinden biri olan ve şehrimizin de manevi koruyucusu Eyüp Sultan Hazretlerinin huzuruna hoş geldiniz. Bugünkü sohbetime çocukluğumdan, gençliğimden bir hatıra ile başlamak istiyorum. Diğer sohbetlerimde de bunu söyledim ama hem yeni gelen arkadaşlarımız var, hem de ettekraru ahsen velevkâne 180. İyi bir şey, güzel bir mevzu 180 defa bile tekrarlansa yine faydalı olur sözünden yola çıkarak efendim, kitaplara, okumaya olan ilgimin nasıl başladığına dair kendimden bir misal vermek istiyor idim. Misal vermek istiyorum. Efendim, ben ilkokul öğrencileri içerisinde biraz şanslıydım. Daha doğrusu dersimize gelen İsmet öğretmen, çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz bir öğretmendi. Başımızı okşardı, güzel fıkralar anlatırdı, bizi güldürürdü, efendim sesli kitap okuttururdu. Böyle İsmet öğretmen kendisini sevdirdi. Biz de severiz tabii, çocuğuz efendim. Ve hocanın, öğretmenin bu hareketleri beni o erken yaşta kitap okumaya teşvik etti. Şimdiki gibi değil, kitap nerede? Hele hele bir köyde. Her ne kadar köyümüz büyük bir köy ise de, 3-5 tane bakkal var ise de, efendim, otobüsle şehre yolcu da götürülüyor ise de, yine bir şehir hayatı değildi. Ama böyle eski büyüklerin, köydeki yaşlıların evlerinde okudukları veya çocuklarına, torunlarına okuttukları kitaplar vardı. Bunlar öyle ilmi kitaplar değildi. Hikayeler, şiirler, Hazreti Ali'nin savaşlarını anlatan Hazreti Ali cenkleri, efendim, evliya menkıbeleri, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Köroğlu, Battal Gazi, kahramanlık hikayeleri. Öyle kitaplar, hoşumuza da giderdi onlar. Efendim. Ve mahallemizdeki birkaç yaşlı insan, oğlum senin okuman güzel, hele gel bakalım yatsı namazından sonra. Kış geceleri tabii. Geceler uzun. Şimdiki bu elektrik yok, televizyon yok. Hatta radyo bile sayılı evlerde var. Bizim nesil bilir değil mi, o transistörlü büyük radyolar vardı. Lambalı. Açarsınız, sesi sonra. Evet, açarsınız, ses gelmez. Bir iki dakika bekleyeceksiniz. Işık yanar, ondan sonra başlardı. Efendim, o da her evde bulunmazdı. Zengin ailelerde bulunurdu. Vakit de var. Evet, tabii büyük. Televizyon büyüklüğünde olanlar bile vardı. Evet. Çok hoşuma giderdi o radyolar açmayı. Evet. Kaç dalga vardı? 3 dalga vardı. Orta dalga, uzun dalga, kısa dalga. Orta dalga hep Arap radyoları çıkardı. Kahire, Bağdat, Şam. Açardınız böyle. Savtun minel kahire, seyideti, vosedeti, enver, sedet diye başlardı. Orta dalga. Efendim. Şimdi böyle bir ortamda tabii geceleri uzun olması dolayısıyla değerlendirmek maksadıyla hadi bakalım derlerdi. Elime bir kitap tutuştururlar. Oku. Ben okurum, onlar dinler. Ben okurum, onlar dinler. Öğrenmek gibi olmasın. Okumam da iyi yani. Efendim,
Hatta bazı yaşlı insanlar acıklı sahneler gelince, kitapta acıklı konular gelince gözlerinden sapır sapır yaş dökülürdü. Benim de hoşuma giderdi onların ağlaması. Bir Osman dedemiz vardı. Yunus Emre ilahileri okumaya başladı mı o da ağlamaya başlardı. Düğmeye basmış gibi. Bu güzel bir şey değil mi? Öyle herkes kolay ağlayamaz. Demek ki hassas kalpli insan. Duygulu. Şimdi biz o duygularımızı biraz kaybettik. Çünkü aklımız, fikrimiz başka yerlerde. Efendim. Hem okuldaki öğretmenin beni sevmesi, teşvik etmesi, hem de mahallemizdeki ihtiyarların akşamları bana kitap okutması beni çok heveslendirdi. Onları şimdi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet etsin diyorum. Makamları, mekanları cennet olsun diyorum. Makamları âli olsun diyorum. Çünkü onlara eski deyimle söylemek gerekirse medyunu şükranız. Yani şükran, teşekkür borçluyuz. Bize bir yudum, bir bardak su verene bile teşekkür ediyoruz değil mi? Etmemiz gerekir. Su maddi gıdadır. Ama manevi gıdayı bize verenlere teşekkür üstüne teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben bugün bu yaşta bu sohbetleri yapıyorsam hem de severek, beğenerek, meşakkatine katlanarak, zevkle yapıyorsam bundan işte 50 sene önce hatta daha fazla 60 sene önce ta ilkokuldan aldığım bu ilham sayesinde yapıyorum. Onlara nasıl teşekkür etmeyelim? Bu benim anlattığım, sizin de hayatınızda vardır. Şöyle veya herkesin hayatında vardır. Çocuğu yetiştiren, çocuğunu ileride büyük adam olmaya aday haline getiren ya annedir, ya babadır, yahut da hocasıdır, öğretmenidir, hatta arkadaşlarıdır. Bu üç kişiden bir ilham aldı mı, yani motor, araba hareket etti mi, daha onu durduramazsınız. Ha, unutmayalım tabii, çocukların beyni çok taze olduğu için ne verirseniz onu kapar. İyi telkinde bulunmak lazım. Güzel sözler, ilgi çekici hikayeler. Bugün anneler, babalar, tabii yapanlar elbette vardır. Eskiler kadar bunu yapamıyorlar. Çünkü şimdi meşgale çoğaldı. Değil mi efendim? Kafamızda çok iş var. Alışveriş var, AVM'ler var, taksitler var, dizileri seyretmek gerekiyor, magazin var. Bütün bu işler arasında anne baba çocuğuyla ilgilenmeye vakit bulamıyor. Çocuk da başka yollara gidiyor Allah korusun. İş işten geçiyor. Bade harabül basra diye bir söz var. Basra harap olduktan sonra. Onun için anneler, babalar, hepimiz anne babayız. Ben dedeyim artık. Sizde de var değil mi dedelik? Tamam, peki. Dedelik hoş bir şey yahu. Böyle. Şimdi bu akşam gelecek 4 tane torun. Her cumartesi geliyorlar. Küçükçekmece'den, Ümraniye'den. Yani cümbüş var evde. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çocuk sevgisi o kadar önemli ki, Efendimiz namaz kılarken Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan çocuk o zaman omzuna binerlermiş, namazını bozmadan yine devam edermiş Efendimiz. Birisi görmüş bunu. Ya Resulallah demiş, benim şu kadar torunum var, şu kadar çocuğum var. Böyle hiçbirinin başını bile okşamadım ben demiş. Efendimiz buyurmuş ki, senin kalbini Allah katılaştırmışsa ben ne yapabilirim? Katı kalpli. Aman Allah'ım. Katı kalplilik yok. Bu mukaddimeyi şunun için yaptım. Hoş geldiniz. Aleykümselam. O gün okuduğum kitaplar beni bugün okuduğum kitaplara yöneltti.
o gün okuduğumuz kitapların mükemmel olanlarını şimdi okuyoruz. Öyle kitaplar vardır ki ömrü bir yıldır. Öyle kitaplar vardır ki ömrü 10 senedir. Öyle kitaplar vardır ki 100 yıldan beri okunur. Öyle kitaplar var ki 750 seneden beri okunur. İşte Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi. 750 sene oldu Mevlana vefat edeli ama eserleriyle yaşıyor. İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulum, Kimya-i Saadet diye bütün eserleri. En çok sevdiğim, zevkle okuduğum kitaplardan biri de, ismi de güzel ha, Bostan Gülistan. Şiir gibi bak. Bostan Gülistan. Ne demek bostan? Bahçe. Bahçe. Ama bizim köyde onu karpuza bostan diyorlar. Değil mi? Diyen var mı? Ha, karpuza bostan deniliyor mu? Deniliyor. Domates, biber, patlıcan olan yere de bostan. Bostan da olur tabii. Gülistan zaten gül bahçesi. Halen okunuyor. Hatta Osmanlılar zamanında bunlar okullarda ders kitabıydı. Hem de Farsçası. Şeyh Sadi Şirazi. Şirazlı Şeyh Sadi, büyük İslam alimi. Şiraz nerede, bu şehir nerede? İran'da. Şeyh Sadi Şirazi. Şirazlı Şeyh Sadi. O sonundaki iyi. Doğduğu memlekete gidiyor, ona nispet iyisi diyorlar. Böyle çok büyük var. İsmail Hakkı Bursevi, Mehmet Emin Tokadi, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, İbrahim Hakkı Erzurumi. Şu memleketin manevi zenginliğine bakınız. Her memlekette böyle alimler, arifler, sanatkarlar, edebiyatçılar, musiki, şinaslar yetişmiş. Şu etrafımızdaki bu tarihi mezarlıklarda yatan büyüklerimiz şöyle bir başlarını kaldırıp etrafa baksalar, biz onların ne büyük adam olduğunu daha çok anlarız. Biliyoruz aslında. Ve şu anda onlar bizim konuşmalarımızı da dinliyor, onu da söyleyelim. Nasıl diyorsun hocam, öyle şey mi olur? Ölü konuşur mu? Ölü dinler mi? Vallahi dinler. Nereden biliyorsun Dursun Hoca? Peygamberimiz kabri şerifleri, mezarlıkları ziyaret ederken selam veriyormuş. Nasıl selam veriyordu Peygamberimiz? Biz de öyle vereceğiz. Bir kabristanın yanından geçiyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehli kubur. Kubur, kabir kelimesinin çoğulu. Ey kabirlerde yatanlar, Allah'ın selamı üzeriniz olsun manası bu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Böyle selam verince yanındaki sahabeler sormuş, ya Resulallah onlar ölü duyarlar mı? Nasıl cevap verdi Peygamberimiz? Sizin beni duyduğunuz gibi duyarlar. Haşa, peygamber yalan söyler mi? Öyleyse 2 kere 2 4 eder derecesinde kesin olarak onların bizlerin konuşmalarını duyduğuna inanacağız. Onun için hadis vardır. Ölülerinizi hayırla anınız, aleyhlerinde konuşmayınız. Burada bir incelik var. Ölülerinizi. Ölüleri demiyor. Yani Müslüman olanları. Aa hocam, ben bir Hristiyan, bir Yahudi mezarlığının yanından geçerken bunu böyle selam verebilir miyim? Veremezsin. Bu İslami usul. Ama o gayrimüslim mezarlıklarına da saygısızlık yapamayız. Çünkü bizim dinimizde hangi inanca mensup olursa olsun saygısızlık yapmak hoş görülmez. Ne demek hocam saygısızlık yapmak? Hocam giderken işte duvarındaki bir taşı almak veya başka türlü bir hakarette bulunmak. Olmaz. İslam edep ve terbiye dinidir.
Ha, işte şimdi bu zat-ı muhteremler duyduğu için ben burada konuşurken yanlış yaparım düşüncesiyle, onların mübarek ruhlarını incitirim düşüncesiyle mümkün olduğu kadar ağzımdan çıkan sözlere dikkat etmeye çalışıyorum. Sürçülisan ettikse, eskiler bu cümleyi çok söyler. Affola. Sürçülisan ettikse, evvela o zatlardan, sonra da samiinden. Ne demek samiin? Sizlersiniz. Dinleyiciler. Sami, sem, sema, işitmek, duymak. Padişah öyle dermiş. Hala mesmu-u şahanem olmadı. Yani hala kulağıma gelmedi. Mesmu. Bak. Laf dönüyor, dolaşıyor. Osmanlı Türkçesini bilmeye gidiyor. Neler yazıyor bu kabir taşlarında bir bilseniz. Ne cümle, hikmetli cümleler, nasihatamiz sözler, latifeler, insana ilham verecek, insanı duygulandıracak sözler. Katı kalpleri ne yumuşatır? Taş kalpleri ne yumuşatır? Mezar taşları. Yani bakın ibret alın diyor. Yıllar önce yine böyle konuşuyorum. Bir hanım kardeşimiz. Hocam sen böyle diyorsun ama benim dedem demişti ki mezar taşlarındaki yazıları okumayın. Onlar unutkanlık yaptırıyor. Ne diyeceğiz şimdi? Şöyle cevap verdim. Otur otur çıkma. Peki. Su içsene biraz. Efendim. Bak kardeşim dedim. Ben edebiyat hocasıyım. Edebiyat öğretmeniyim. Biraz bilirim. Bir cümlenin, bir sözün bir mecazi anlamı vardır. Bir de gerçek anlamı vardır. Mezar taşları unutkanlık yapar sözü gerçek anlamda değildir. Mecazi anlamdadır. O da dünyevi arzuları unutturur demektir. Herhalde ya. Mezarlığa geçen, o mezarlıkta dolaşan bir adam herhalde o anda maaşını düşünmüyordur. Akşam yiyeceği yemeği düşünmüyordur. Torununu tosunu düşünmüyordur değil mi yani? 5 dakikada olsa kendini şöyle bir uhrevi aleme sevk ediyor, ibret alıyor. Yani o manadadır. Dünyevi arzuları unutturur. Yoksa eğer öyle bir özelliği olsaydı bu mezar taşlarının, bu kadar Osmanlı alimi gelmiş, Şeyhülislam'ı gelmiş, söylemezler miydi? Yazdırmazlardı yani. Ben de çok okumuşumdur, hala da okurum. Çok fazla unutkanlığım yok hamdolsun. Ama şimdi biraz var. 3 yoğun bakımdan sonra biraz unutkanlığım oldu. Evet. Ya. 3 bardak çay içtikten sonra ocağı kapatmam lazım. Baktım yanıyor. Alttaki su da bitmiş. Demlik patlayacak neredeyse. Misal diyorum böyle şeyler işte. Yine de şükürler olsun. 3 yoğun bakımdan sonra buraya gelip sohbet yapıyorum. Gazete yazımı yazıyorum, dergi yazımı yazıyorum, kitaplarımı yazmaya çalışıyorum. Osmanlıca dersleri veriyorum. Daha ne olacak? 71 yaşında bir delikanlı. Siz de öylesiniz canım. Ama benim öyle arkadaşlarım var ki emekli olduktan sonra yemekli oluyorlar. Onlardan birine telefon ediyorum. Mehmet Bey derse gel diyorum. Bak sohbet var nerede. Ondan sonra Mehmet Bey cevap veremiyor. Çünkü daha yeni kalkmış veya kalkmak üzere gözler mahmur. Ya hocam kahvaltı yapamadım daha diyor. Mehmet Bey saat yarım. 1'e geliyor neredeyse. Bir insan 11'e 12'ye kadar nasıl uyur ya? Tabi saat 3'te yatarsa kalkamaz. 3'te 4'te. Ne diyor Müslümanlık? Erken yat, erken kalk. Alıştır kardeşim vücudunu.
Ama bu erken başlayacak, genç yaşta. Sonra zor. 40 senedir bizim evde sabah kahvaltısı 7.30'da yapılır. Evet. Aksamamıştır. Çok olağanüstü bir şey olmasa bu aksamaz. Değil mi? Herkesin keyfine karışılmaz. Ben kendimi söylüyorum. Nasıl? Cumartesi, pazar hiç fark etmez. Tabii. Tabii bunun böyle olması için aile arasında da uyum olması gerekiyor. Değil mi? Biri kalkar, öbürü ona uymaz. Olmaz o zaman. Yani. Efendim şimdi eskiler kadar evlilikler rahat gitmiyor diyorlar, şikayet oluyor. Doğru. Gitmeyişinin sebebi arada denklik olması, denk. Arapçası ne bunun? Küfüv. Küfüv. Karı koca denk. Yani şu manada denk. Arada ufak tefek tabii ki farklar olur. Ama ilmi seviyede, anlayışta, efendim, hatta zenginlikte, fakirlikte biraz böyle eşit, eşide yakın olması lazım. Şimdi genç ortaokul mezunu, hanım da doşent olmuş. Bu biraz sıkıntılı oluyor. İnsan bu oluyor işte. Ha birbirlerini anlarlarsa olmayabilir. Olmayanlar da var. Ama olanlar çok. Buna dikkat etmek lazım. Buna denklik deniliyor. Onun için gençlerin dikkat etmesi lazım böyle şeylere. Evlilik safhasında. Hoş geldiniz. Şirazlı Sadi'nin gülistanında hala güller açıyor. Yani bu kitap hala okunuyor. Cihanın dört bir yanına güzel kokular saçılıyor. Kokunun Arapçası ne? Raiha. Raiha'yı tayyibe dersen güzel koku. Raiha'yı habise dersen kötü koku. Habis. Bu neye benzer? Bir rüzgar şuradaki gül bahçesinin üzerinden geçerse o gül kokularını alır, gittiği yere götürür. Gül gibi insan da, gül gibi insanlar da gittikleri meclise güzel kokular taşırlar. O bildiğiniz koku değil. Yani o mecliste güzel sohbet olur. Bu işte raihayı tayyibe, güzel koku. İşte Sadi'nin gülistanı böyle. Okuyanı zevklendiriyor. Bir daha okuma arzusu veriyor. Öyle güzel hikayeler anlatıyor ki. İçimizde böyle bir gül bahçesi meydana geliyor. Sade gülistan mı? Bir de bostanı var. Az önce söyledik. Bostanı bostan korkulukları hariç herkese etkiliyor. Bostan korkuluğu ne? Söyleyeyim bakalım. Ha, bir heykel gibi bir şeye kazığın üstüne. Konu mankeni yani. Konu mankeni. İşte bazı bostan korkuluğuna benzeyen insanlar vardır. Okumaz, etmez, efendim böyle güzel şeylerden anlamaz, şudur budur. O tipler hariç Sadi'nin Bostan isimli kitabı herkesi etkiliyor. Bu sözlerime inanmıyorsanız okuyabilirsiniz efendim. Benim Bostan Gülistan'ı okuya okuya eskidi. Başka öyle kitap var mı? Çok. Risale-i Nurlar da öyle. Evet. Hocam eskiden mızraklı ilmihal vardı. O meşhur zaten. Mızraklı ilmihal. Bir de mızraksız ilmihal olsa bari. İşte o mızraklı ilmihal
Her evde vardı o. Her evde. Mızraklı ilmihal, Mevlid-i Şerif, Necatül Müminin, Büyük İslam İlmihali, Siyer, klasik kitaplar. Bunlar olmazsa olmaz. Kısas-ı Enbiya, Tevarih-i Hulefa, ne güzel isimlere bak. Ahmet Cevdet Paşa'nın. Kısas-ı Enbiya. Kısas ne demek? Kısas, kısasa kısas diyorlar ya, o değil. Kıssa, hikaye. Enbiya'nın, nebilerin, peygamberlerin hikayeleri. Kısas-ı Enbiya. Tevarih-i Hulefa. Tevarih. Tarihin çoğulu. Ya şuradaki çınarı kim dikti be? Eyüp Sultan Camii'nin türbenin önündeki o etrafı demir parmaklıklarla çevrili. O 570 yıllık çınarı kim dikti? Akşemseddin ve Fatih birlikte Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini bulmak için işaret koydular. Tam 570 sene oldu. İstanbul fethedildi 570 sene. Akşemseddin böyle bir insan. Akşemseddin hem evliyadır hem de tabiptir. Doktor. Mikrobun kaşifi. Keşfedeni. Batı'da kim keşfetti mikrobu? Pastör mü? Batı'dakilerden önce. Batı'dan 300 sene önce keşfedildi. Evet. Ama hep onlar gündeme gelir. Bizimkiler gelmez. Bizimkilerin gündeme gelmesinin sebebi de bizim gafletimizdir. Maalesef. Hocam burada önemli bir konu var. Evet. Bir tarihlerde. İstanbul'un fethi ile ilgili merasimler yasaklanmış. Tabii yasaklandı, evet. Bu evet. Nasıl olmuş hocam? O devrin idarecilerinin kimler olduğunu hatıra getirirseniz bu sorunun cevabı anlaşılır. Kesin, tabii. Hatta İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü, yuvarlak bir rakam değil mi? 1453. İstanbul fethedileli 500 sene. Çok muhteşem, gösterişli programlar olması lazım değil mi? Maalesef sönük geçti. Niye? Yunanlı dostlarımızı incitmeyelim. Yunanlı'nın eline fırsat gelsin de Türk kardeşlerimizi incitmeyelim der mi, demez mi? Düşünelim bakalım. Tabii ki demez. Allah Allah. Bu Fatih'e de hakarettir. Fatih'te o zaman İstanbul olmazdı. Rumları gücendirmeyelim diye. Öyle şey mi olur ya? Evet, ezik, sönük, korkak. Şu anda da herhangi bir başarılı bir iş yaptığımız zaman bile evet. Kendimize onu kandıramıyoruz. Tabii. Ya olmaz, biz fazla ileri gitme diyorlar mesela. Yapamayız yani. Yapamayız. Yok, aşağılık yapamayız. Kompleksi. Evet, yani. Niye yapamayız? Allah bizi haşa diğer milletlerden farklı mı yarattı? Bak yapılıyor şimdi. Yere sığmadık, göklere gidiyoruz artık. İstenirse yapılıyor. Hocam, sıfırdan uçağın motorunu yapan bir sistemle şu an efendim ülke içinde bunun içinde yani sıfırdan yerli motor yapıyorlar. Tabii. Adama söylüyorsun bunu diyorsun. Yok ya olmaz. Mümkün değil. Yani aşağılık kompleksi olmuş. Maalesef. İşte milleti bu hale getirdiler. İşte bunu hücrelerimize işlediği için bir türlü çıkarabatamıyoruz. Evet, ama olacak. Olmaya da başladı. Yepyeni bir nesil geliyor arkadaş. Görüyoruz işte. Neler yapılıyor. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Şurada Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin hemen arkasında bir zat yatıyor. Semerkant'tan getirdi Fatih o zatı buraya. Ali Kuşçu, astronomi alimi. Astronomi. Hesaplattırdı Fatih. Semerkant nere? İstanbul nere? Kaç kilometre?
O zaman uçakla gelmedi Ali Kuşçu. Otobüse de gelmedi. Deveyle, atla, bazen de yürüyerek hesaplattırdı Fatih. Kaç yerde mola verdi, konakladı. Diyelim ki 50 yerde. Rastgele söylüyorum rakamı. Ona göre altın verdi. Tam bir servet. Fatih'i görüyor musunuz? İlim adamına nasıl destek oluyor? Ayasofya Medresesi'ne müderris yaptı onu. O zamanki Ayasofya Medresesi şimdinin en yüksek üniversitesi ayarında. Yani rektör yaptı. Daha iyi anlaşılsın diye bugünkü tabirle de söyleyelim. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanı başında yatıyor. Ne şeref değil mi? Onun yanında yatmak. İsrafil Aleyhisselam suru üfleyince belki de Eyüp Sultan'la beraber kalacaklar. Ya şimdi bu sahneyi gözümüzün önüne getiriyorum da baharda mantar biter gibi böyle var ya. Ya önce Efendimiz kalkacak. İlk kalkan o olacak. Sonra Hulefai Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman sırasıyla. Pat 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 pat. Bak anlatması bile bizi heyecanlandırıyor. O heyecanı Müslümanca bir heyecan yapsın Allah hakkımızda. Heyecan güzel bir şeydir ya. Korku ayrı. Ama heyecan güzeldir. Gençler heyecanlanır işte. Askere giderken heyecanlanır, evlenirken heyecanlanır. Hep bunlar hayatımızın güzellikleri. Bu da mahşer heyecanı. Nasıl olacak ya? Ne kadar basit bir soru. Tohumu atıyorsun, bitiyor. Bir ay sonra, 15 gün sonra ışkın veriyor. Öyle diyor Mevlana. Hangi tohum toprağa atıldı da meyve vermedi? İnsan denilen tohum bir ağaç tohumundan daha mı kıymetsiz ki toprağa atılınca mahşerde dirilmesin? İşte bu ahirete iman, haşir meselesi çok önemli. Haşir meselesini halleden paşayı kurtarır. Haşir Risalesi'ni okuyalım. Haşr, dirilmek, haşr. Büyük insanları tanıyalım. Bak bu delikanlı, bu yaşta böyle güzel gelmiş, böyle tarihi bir binada sohbet dinliyor. Kendi çocukluğumu hatırladım. Ben de böyleydim işte. Kaça gidiyorsun öyle? Hangi okul? Atatürk İlkokulu. Nerede bu okul? Güngören'de. Güngören'de. Allah sana güzel başarılar, güzel yıllar, sağlık ve mutluluklar versin. Amin. Bak çocuk ne kadar güzel dua aldı şimdi. Adın ne? Emirhan. Bir daha söyle. Tam anlayamadım. Emirhan. 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 Aa güzel Emirhan. İsim de güzel. Emir. Emir Sultan gibi bir şey. Emir Sultan Hazretleri hangi şehirde? B harfiyle başlıyor. B'den sonra U var. Ondan sonra R var. Bursa. Bursa'da dönen bir şahsiyetleri var. İlk Osmanlı padişahları Bursa'da yatıyor. Kaç kişi? Kaç padişah? 6 mı 7 mi? Sayalım. Osman Gazi orada. Orhan Gazi orada. Murat Hüdavendigâr orada. Yıldırım Bayezid orada. Çelebi Mehmet orada. İkinci Murat orada. Evet.
7 mi oldu? 6. Bir de Sırbistan'da Murat Hüdayi'nin yarın kabri makam değil mi hocam? Makam. Efendim şöyle, Osmanlı tarihinde bir padişah zafer kazandığı ülkede vefat ederse iç organları oraya defnedilir. Vücudu tahnit edilir, kokmasın, çürümesin diye. O da İstanbul'a getirilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadece cesedi burada. İç organları Zigetvar'da. Macaristan'da. Şu insanoğlunun başına neler geliyor bak. Vay 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 vay. Dünya böyle. Şu yoldan, şu Lus yolundan gidin bakalım. Caddeye çıktınız, Halic'e doğru giden. Burası Cülus yolu. Sağda bir türbe var. İkinci Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın türbesi. Adile Sultan. Buradan gidince sağda değil mi? Buradan gidince hemen sağda. Köşe. Köşede. Hüsrev Paşa'nın tekkesinde değil mi? Evet. Adile Sultan, ikinci Mahmud'un, padişah ikinci Mahmud'un kızı. 100 yaşına yakın yaşadı. Her Ramazan 30 gününü Eyüp Sultan Hazretleri'nin yanındaki hücresinde geçiriyordu. Çile hayatı. Evet. Sarayı da var hocam. Tabii, koşu yolunda. Adile Sultan Sarayı, Adile Sultan Çeşmesi, Adile Sultan Camisi. Bütün mal varlığı hayır işlerine, kendisi şair. Büyük dedesinin büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerini bir araya getirip divanını yayınlamış. Ya. Bak şimdi ne güzel yerde yatıyor. Karaköy'deki Arap Camii'nin şadırganını da oraya yapmıştır. Aha, bak güzel. Karaköy'deki Arap Camisi'nin şadırvanında Adile Sultan yaptırdı. O yazılarla beraber hat. Galata Mevlevihanesi'ndeki şadırvanı da o yaptırdı. Çok eseri var, çok. Aynı zamanda ehli tariktir. Abdülkadir Belhi Hazretlerine müntesiptir. Hayır, hanım olduğu için müntesibe diyeceksin. Abdülkadir Belhi Hazretlerinin tekkesi burada yahu, Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan'da, biraz yukarıda. Fakat önce kabul etmemiş müridi olarak. Niye? Birkaç defa saray arabasıyla biraz şatafatlı gelmiş cariyeler, süslü arabalar falan filan. Niye kabul etmeyin de tabii soruyor yani. Rahatsız oluyor. Niye kabul etmiyor Hazret beni diyor. Bunu anlamış Şeyh Efendi, haber göndermiş. Hanım Sultan demiş, tekkimize gelmek istiyorsa saray müştemilatıyla gelmesin, sıradan bir insan gibi gelsin demiş. Tekke şatafat kabul etmez, isterse padişah kız olsun. Öyle gelmiş ve kabul edilmiş. Ne güzel değil mi? Bazen de şöyle biraz övünürmüş Adile Sultan. Ben bir padişahın kızıyım, iki padişahın kardeşiyim, bir padişahın da halasıyım. Kim bunlar? İkinci Mahmut babası. Abdülaziz ve Abdülmecid kardeşi. Abdülhamid de Abdülhamid'in de halası. Abdülhamid çok düşkünmüş bu halasına. Saraya, Yıldız Sarayı'na geleceği zaman Adile Sultan ta Yıldız Sarayı'ndan Beşiktaş'a kadar kırmızı halı döşetirmiş. Bando mızıkayla karşılarmış. Ya Osmanlı'nın her şeyi haşmetli. Abdülaziz'e dermiş ki Adile Sultan,
Eğer demiş erkek olsaydım, şimdi senin oturduğun bu tahta ben oturacaktım demiş. Yaş olarak ondan büyük. Ama şehzade olması için erkek olması lazım. Böyle takılırmış yani. Ben hayatını okudum biraz. Hanımlar siz de okuyun. Bak ben erkek olarak okudum. Siz niye okumuyorsunuz? Hemcinsiniz. Çok önemli. Tarihimizde böyle hanımlar var. Hocam benim yarım kalmıştı. Moğol cami, İran'da. Kim olduğunu söylemedim. Ha, işte Camili. Cam şehrinde doğmuş. Çok kıymetli eserler yazmış. Fatih döneminde yaşamış. Fatih'i ziyaret etmek için İran'dan, doğduğu şehirden, Cam şehrinden kalkıyor. Yürüyerek İstanbul'a gelecek. Fakat Konya'ya geldiği zaman Fatih'in vefat haberini alıyor, geri dönüyor. Yani kavuşmak mümkün olmuyor. Konya'ya yaklaşınca da bindiği attan inmiş, yürüyerek gelmiş. Mevlana'nın bulunduğu bir şehirde ata binilmez demiş. Vay vay vay. Şu inceliğe baktı. Ve onun eserleri yıllarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Molla Camii. Hangi birini anlatacağız? Hepsi büyük adam. Tanıyalım bunları. Bu zat-ı muhteremleri tanıtmayı üzerime görev bildim. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar, irci'i emri gelene kadar. Ayet değil mi bu? İrci'i ila rabbiki raziyeten marziye fedhuli fi ibadî veduhuli cenneti. Gir cennetime. Önce ne diyor? İrci'i bana dönünüz Cenab-ı Hak. Ruhlar bize. İrci'i ila rabbike, Rabbine dön. Hepimize gelecek bu emir. Bunlara geldi. Onlar da emre itaat ettiler. İnşallah cennete gitmişlerdir. Ne diyor şair? Gelince irci'i emri dedim Allah'a eyvallah. Geliyorum. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir haleti ruhi için böyle bir haleti ruhiye içinde teslimi ruh etmeyi nasip eylesin. Tabii en kritik anımız o. Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğinin cevabı çok kolay. Nasıl yaşadıysan öyle gideceksin. Öyle ya. Tabii. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Necip Fazıl Üstadımızın ölüm döşeğindeki son sözü neydi? Demek böyle ölünüyormuş. Tabii bunu söyledi. Ben bulundum cenazesinde. Evet. Kim bilir nasıl bir manzara gösterildi ki ona? Demek böyle ölünüyormuş dedi. O anda gösteriliyor. Hani böyle eskiden film makineleri de vardı. Haşa gidenler getirirlerdi. Şöyle bakar çıt çıt çıt. Manzaraları görürdü. Ya. Allah hepimizi kabrinde rahat eden, berzah aleminde rahat eden ve mümin ve mümineler olarak huzur içinde iman zevkiyle dirilen bahtiyar kullarından eylesin. Diye sohbetimize son verelim. Aslında güzel şeyler vardı ama onu da haftaya anlatırız canım. Sohbet bu. Zuhurat oluyor, laf açıyor. Peki. Hadi akşamınız hayır olsun.